Biz şimdi seninle ne yapalım biliyor musun? Odana gidelim. Ben sana güzel bir masal okuyayım, sonra uyuyalım, olur mu? Hı-hı. Tamam. Biz gidelim abisi. Ama çok geç kalmayın, böcekler çünkü. Hatta bence hiç kimse girmesin artık bu odaya çünkü böcek dolu. Hemen gidip yatıyoruz. Masalımızı da okuyoruz. Fred, al bakalım. Ama senin gözler cin gibi, uyuman lazım. Bence artık senin bir odan olmalı bu evde. Niye? Bence olmamalı. Yani her gece bence böyle macera yaşamak istemezsin. Haksız mıyım? Ya, haklısın, zor oluyor ama. Hı, ama. İdare ediyoruz. Ateş abi. Ne yapıyorsunuz bu? Hiçbiriniz uyumuyor musunuz? Efendim? Plan işe yaradı mı? Eve geri dönmüşsün. Şimdilik. Sen ne yapıyorsun bu saatte? Uyuyamıyorum ki. Neden? Bu aralar çok düşünüyorum. O yüzden de uyuyamıyorum. Aslında bir erkek erkeği konuşsak bana yardımcı olabilirsin. Anladım. Dehşet bir fikrim var ve onu konuşmak istiyorsan ama çok geç. O yüzden bunu daha sonra konuşsak olur. No. İş değil. Ne? Aşk. Yani bir süper çarpkın olarak bu konuyu seninle konuşmam en doğrusu. Bence aşk değildir o. Yani bence başka bir histir. Şimdi yeni hisler keşfediyorsun ya, onlardan biridir. Sence bu her zaman olan bir şey mi? Yani onu görünce biraz karnım ağrıyor. Ha. Bir de içinde bir şeyler uçuşuyor gibi. O hayatımda gördüğüm en güzel ama en zor kadın. O zaman bence bana değil, ona söylemelisin. Sence bu etik olur mu? Etik mi? Hı-hı. Etiği sen nereden biliyorsun ya? İlter mi öğretiyor bu kelimeleri sana? Yok. Ateş abi, bu laflar içimden geliyor. Belki de sebebi aşktır. Aşk. Kırmızı balık peşindeki balıkçıdan kaçmaya çalışmış. Ama kırmızı balığın diğer balık arkadaşları onunla kaçması için yardım etmiş. Arkadaşının hiç uykusu yokmuş. Ay dostcuğum. Bak, yine ondan yesin, karnım ağrıyor. Leyla mı? Şşt, çaktırma. Ay dostcuğum. Canım. Siz sohbet mi ediyorsunuz? Yalnız saat biraz geç olmadı mı sohbet etmek için? Yok ya, biz de Ateş abinle gelecek planlarımızdan falan bahsediyorduk. Yatırımcılık falan Ateş abi. Anladım. Yani. Güzel. Güzel, sohbetinize edin. Yine edin ama artık saat çok geç. Yarın edersiniz. Bakayım ne oldu sana? Karnın mı ağrıyor senin? Hayır. Hangisi acaba? Bence şöyle yapalım. Saat çok geç oldu. Gel ben seni yatırayım, güzelce uyu. Sonra sabah hiçbir şey kalmaz. Çünkü ben de çok yoruldum. Bir an önce odama gideceğim. İyi misin sen? Sana bir şey yapayım mı? İyiyim. İyi tamam, şimdi uyuruz. Uyunca da geçer. Hadi gel, bir an önce gidelim. Ben gidiyorum. Geç.
Tamam. Hadi yat canım. İyi geceler. Bon nuit. İyi geceler. Uyu. Komik duruyorsun şu an, gözlerin şiş. Dün gece uyutmadın da. Sayıkladın uyurken. Ben? Evet. Sayıkladım. Evet. Asla sayıklamam. Yani bunu ilk diyen kadın olabilirsin. Ne oldu? Demek ki o 500 kadınla biri bile fark edemediyse seni sayıkladığını. Yani sana söylemiştim sayı daha fazla. Ne oldu, kıskandın mı? Hayır canım. Tabii. Hayır, ben niye kıskanayım seni ayrıca? Aa. İstersen bin tane kadınla birlikte ol. Bana ne yani? Tabii sana ne? Niye seni kıskanayım? Sana ne? Ayrıca sen de sabah kalktığında inanılmaz suratsız bir adam oluyorsun. Ne demek? Bunu da ilk benden duymuş ol. Sen de aşırı tatlı oluyorsun. Günaydın. Günaydın. Ya bu tip ne? Berit, o kadar haklısın ki. Yani gerçekten dün gece çok zor bir geceydi ama ben niyeyse Berit'i uyuttuğumu hatırlıyorum. Ama yemezler. Yani Leyla'yı kandırabilirsin ama beni kandıramazsın. Ki bence bu yatak 3 kişi için bir hayli küçük. Tıpkı senin gibi. O yüzden artık herkes kendi odasında mı yatsın? Bir dakika. Bir dakika. Berit'ciğim, sen istediğinde her zaman buraya gelip kalabilirsin, tamam mı? Ayrıca öyle her istediğinde gelemeyecek bir kişi varsa burada, bu yatakta, o da sensin. Öyle mi? Evet, öyle. Bir dakika. Berit'ciğim, her istediğinde gelebilir mi? Bak. Bakar mısın buna? Ne yapma? Kıdıklamak yok. Yoksa ben de kıdıklarım seni. Yoksa ben de kıdıklarım seni. Ben sana ne yapıyorum? Ben de kıdıklarım. Ben de kıdıklarım. Kıdıklarım. Kimi kıdıklıyorsun sen? Seni mi acaba?